Merhabalar, ismim Ayşe Buket Baysal. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Nevşehir'de avukatlık mesleğimi inşa etmekteyim. Bugün ortaklığın giderilmesi konusunu ele alacağız. Ülkemizde sıklıkla dava görülen bir konu. Özellikle miras paylaşılamaması konusunda bu davalarla sık sık karşılaşmaktayız. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya el birliği mülkiyetine konu olan bir taşınır veya taşınmazın paydaşlar arasında bölünememesi, mevcut birliktelik mülkiyetini sona erdirmek amacıyla bölünemediğinde açılan bir davadır. Bu el birliği ya da paylı mülkiyeti bitirip ferdi mülkiyet ilişkisine döndürmeyi sağlar. Ben stajyer avukat Ceren Erdoğdu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Nevşehir'de avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Dava açmadan ortaklık giderilemez mi? Giderilebilir. Şöyle bir durum var. Zaten ortaklığın giderilemediği durumlarda, paydaşlar arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda bu dava açılıyor. Paydaşlar arasında anlaşma sağlanırsa, işte diyelim 5 paydaş var. Biz bu tarlayı 5'e bölelim. Her birini birimiz alalım. Böyle bir anlaşma sağlanırsa zaten dava açmaya gerek kalmaz. Ama paydaşlar arasında dava açılamıyorsa, anlaşma sağlanamıyorsa bu dava açılıyor genelde. Ortaklığın giderilmesi davası, dava konusu taşınmaz üzerinde tapuda hisse sahibi görünen bir veya birkaç paydaş tarafından diğer paydaşlara karşı açılır. Tapuda hisse sahibi görünen herkes diğer paydaşlara karşı açabilir. Her durumda açılamaz. Birkaç istisnası var kanunda. Bunlar şöyle. Ortaklar kendi aralarında bir anlaşma yaptılarsa, biz bu söz konusu, dava konusu, taşınmazı şu kadar süre boyunca, şu kadar yıl boyunca bölüşmeyeceğiz, paylaşmayacağız diye bir anlaşma yapıp bunu tapuya tescil ettirirlerse ortaklığın giderilmesi davası açılamaz. Ama burada şöyle bir süre sınırı var kanunda, bu süre her halükarda 10 yılı geçemez. 10 yılın üstü anlaşmalar, sözleşmeler geçersizdir. İkinci bir istisnamız var. Bu da şöyle, bir amaca özgülenmiş bir malsa bu durumda da açılamıyor. Üçüncü istisnamız da şu şekilde, o anki şartlar ve durumlar dava açmaya müsait değilse açılamıyor. Şöyle ki, diyelim ki dava konusu taşınmaz üzerinde bir müteahhitle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. Ve inşaat henüz başlamadı. Bu durumda açılan davayı mahkeme reddedecektir. Çünkü ortada belirsiz bir durum var. Bu durum bir sonuca ulaşıncaya kadar bu dava açılamaz. Ortakların giderilmesi davaları ne kadar sürer? Bu konu hakkında kesin bir süre vermek mümkün değil açıkçası. Çok değişken olabiliyor bu süreler. Dava uyumlu bir şekilde ilerlerse, diyelim ki bilirkişi raporuna itiraz yok, herhangi bir itiraz yok, bütün paydaşlar aynı avukata vekaletname vermiş, uyumlu bir şekilde gidiyorsa 8 ay, 1 yıl gibi kısa sürelerde bitebilir. Ama diyelim ki paydaşlardan birisi İsviçre'de, birisi Almanya'da, bunların her birine tebligat yapılacak, bunlar duruşmalara ne şekilde katılacak, bunlar belli değilse 5 yıl, 6 yıl gibi uzun sürebiliyor. Ve karşı tarafta sırf süreci uzatmak amaçlı her şeye itiraz eden insanlar varsa, davalar varsa bu süreç uzayabiliyor. Öncelikle davayı açan davacı taraf dava masraflarını ödemekle yükümlüdür. Ancak dava sona erdikten sonra dava masrafları diğer paydaşların hissesi oranında, çünkü bu davadan sonuç olarak herkes bir yarar sağlıyor. O yüzden diğer paydaşların hissesi oranında dava masrafları bölüştürülür, hepsi öder. Davayı açtık diyelim, vazgeçmek için tek taraflı vazgeçemiyoruz. Diyelim ki 7 paydaş var, 8 paydaş var, bunlardan birisi vazgeçmek istiyor, vazgeçemiyor. Ancak oy birliği sağlandığı zaman vazgeçilebilir. Bütün paydaşlar vazgeçmek isterse vazgeçilebilir, feragat mümkündür bu şekilde. Bir kişi vazgeçerse onun vazgeçmesi hiçbir şey değiştirmez, dava devam eder. Oy birliği sağlanması gerekiyor. Ortaklığın giderilmesi davasında ortaklık 3 şekilde giderilebilir. Bunlardan ilki aynen taksim yolu, ikincisi satış suretiyle giderilmesi, üçüncüsü de kat mülkiyeti kurulmak suretiyle giderilmesidir. Öncelikle aynen taksimi ele alırsak, fiilen bölünmeye uygun bir taşınmaz varsa ve tüm paydaşların hissesi oranında fiilen bölünebiliyorsa, yani bu tarlanın güney cephesi A'nın, kuzey cephesi B'nin olsun şeklinde paylaşım yapılabiliyorsa, bu durumda aynen taksimde paylaşım yapılır. Eğer ki böyle bir paylaşım mümkün değilse satış yoluna gidilir, satılır, taşınmaz ve paydaşların hissesi oranında elde edilen bedel paydaşlara dağıtılır. Üçüncü yolumuz da kat mülkiyeti kurulması suretiyle. Diyelim ki bir apartman dairesi var ve 5 katlı, 5 apartmanda da birileri oturuyor ve bunlar paydaşlar. Bu paydaşlar her biri oturduğu kat, onlara özgülenmek suretiyle kat mülkiyeti kurularak ortaklık giderilebilir. Ortaklar bu taşınmazın paylaşımının nasıl olacağına karar verebilirler mi? Şöyle ki, burada yine oy birliği arıyoruz. Ortaklar kendi aralarında anlaştılarsa, ki bu çoğu zaman mümkün olmuyor. Çünkü bir tarlanın, işte bir arsanın güneye, denize bakıyor bir tarafı, bir tarafı değersiz, bir tarafı daha değerli olduğu için hepsi aynı konuda anlaşamıyorlar. Bu yüzden diyelim ki anlaştılar, eşit şekilde bölünür ve paylaştırılır. Fiili taksim diyoruz buna. Anlaşamazlarsa satış yoluna gidilir. Satılıp elde edilen meblağ bölüştürülür.
Muhtesat herhangi bir taşınmaz üzerinde, taşınmazın değerini artıran nitelikte bir yapı mevcutsa, bu ev olabilir, dikili bir ağaç olabilir ve bu yapının bakımına sadece paydaşlardan bir tanesi üstlenmişse, bu paydaş doğal olarak satış sonrasında kendine daha fazla pay verilmesini isteyebilir. Çünkü bu yapı taşınmazın değerini artırmıştır. Muhtesatın aidiyeti budur. Ortaklığın giderilmesi davası sonucu yapılan satışta değer kaybı olur mu? Bu çok sorulan sorulardan birisi aslında. Şöyle ki olma ihtimali vardır çünkü diyelim dava konusu mal, yine örnek vererek anlatacağım. Dava konusu mal, ben de bu malı almak isteyen ihale alıcısıyım. Mal çok değerli, diyelim ki 1 milyon lira yapıyor. Ben bu parayı buraya bağladım. Sonra ihalenin usulsüz olduğu iddiasıyla bir ihalenin feshi davası açıldı diyelim ki. Bu süreç uzayacak, davalar zaten uzun sürüyor ülkemizde biliyorsunuz. Ben paramı oraya bağlamış oldum. Bu bir kere bir risk unsurudur. Böyle bir risk unsuru var. Ondan ayrıca bu malı satın alan kişi bir KDV ödemek zorunda. Bu arsa 150 metrekare, arsa konut veya iş yeri 150 metrekarenin altındaysa %1, 150 metrekarenin üstündeyse %18 oranında bir KDV var. Bunu ödemek zorunda alan kişi. Onun dışında damga vergisi, tellaliye harcı gibi çeşitli harç ve vergiler mevcut. Bunları ödemek zorunda. Bu yüzden genelde malın değerinden daha düşük oranlarla ihaleye girilmiş oluyor ve malın değeri biraz düşmüş oluyor. Bu tarz davalar açmak isteyenlere öncelikle anlaşmalarını öneririm. Çünkü az önce de söylediğim gibi davalar uzun sürüyor. 5 yıl sürebilir, 6 yıl sürebilir, belli olmaz yani. Uygulamada da karşılaşıyoruz bunlarla. Mümkün olduğu kadar anlaşmaya çalışsınlar. Ama anlaşma hiçbir şekilde sağlanamıyorsa mecburen izale-i şu yoluna gidilecektir. Ortaklığın giderilmesi yoluna. Hak kayıplarının olmaması için bir avukatla çalışmalarını öneririz.